İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Efendim bugün konuğumuz Hüseyin Karadayı arkadaşımız. Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Hüseyin merhabalar, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, bugün özel olarak hem Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Derneği'ni tanıtmak istiyoruz. Aynı zamanda da Türkiye'de afetlere müdahale konusunu seninle tartışmak ve bazı sorular sormak istiyoruz. Ben hemen bu Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Derneği hakkında bize biraz bilgi vermeni rica ediyorum. Evet, Mahalle Afet Gönülleri Derneği kurulmasına 2008 yılında karar verildi. Mahalle Afet Gönülleri çalıştaylarında 2010 yılında da derneğin kuruluşunu gerçekleştirdik. Ama tabii MAK 2001 yılında Kocaeli'de kurularak başlayan bir çalışmaydı. Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Derneği'nde kurma gerekçemiz Mahalle Afet Gönüllerinin kendi içerisindeki hem kaynakları daha doğru yönetmek ve aynı zamanda eğitmen sayısını arttırmak ve sistemin de afet sistemi içerisinde daha aktif hale gelmesini sağlamak. Çünkü gönüllülerin afetle ilgili bir gönüllü yapısı oluşturduğumuzda afetini bekleyen insanlar, depremi bekleyen insanlardan daha ziyade hazırlık aşamasında daha motive olmuş ve aktif olarak hazırlık çalışmalarına katılmalarını sağlamak. Bu da acil durum olaylarına da katılabilme oranıyla bağlantılı. Çünkü insanlar aldıkları bilgi ve donanımı kullanamadıkları zaman bir müddet sonra ilgilerini kaybediyor. Yani işe yaramaz, kendisini bu sistemin içerisinde atıl vaziyette hissediyor. O da uzaklaşmalarını sağlıyor. Dolayısıyla biz burada sürekli olarak afet sisteminin ve acil durum sisteminin içerisinde kamu kurumlarıyla birlikte yerelde bir kapasite olarak acil durumlarda da aktif hale getirmek ve aynı zamanda kendi içerisinde kendi ayaklarının üzerine durabilen bir gönüllü sistemin oluşturulması, eğiticilerinin oluşması, konuya daha hakim, yani afete ve müdahaleye daha hakim olan gönüllü insanın da daha doğrusu kadrolarının oluşmasıyla ilgili bir süreci örgütlemekti. Ve o yüzden de 2010 yılında bunu bir STK hüviyetinde dernekleşerek devam ettirdik. Şu anda Genel Merkezi İstanbul Beylikdüzü Afet Eğitim Merkezi'nde kendi yerleşkesi içerisinde Türkiye'de de 12 ilde yaklaşık 30'a yakın temsilciliği ile birlikte yaklaşık 800 mahalle afet gönüllüsü acil müdahale ekibi personeliyle AFAD akreditasyonu ile bütün afet ve acil durumlarda aktif olarak görev yapıyor. Evet, Acil Müdahale Derneği adı üstünde. Peki siz bir arama kurtarma ekibi misiniz? Yoksa çeşitli afetlere müdahale derken neyi kastediyorsunuz? İşlevinizi esas itibariyle bize aktarabilir misin Hüseyin? Tabii. Şimdi zaten afetlerde müdahale dediğimiz şey, yani daha doğrusu afete hazırlık ve risk yönetimi dediğimiz şey aslında bütünleşik afet yönetimi diye bahsediliyor literatürde. Biz 2000 yılından sonra aslında bütünleşik afet yönetimiyle tanıştık. Dünyada çok daha öncesi başlayan bir sistem bu. Bütüncül yaklaşım ve afette rol alan bütün aktörlerin, kamu kurum, STK gibi bütün aktörlerin bütünleşik olarak birlikte bu çalışmaları yürütmek. Ama afeti yaklaşımda 3 aşama var. Afet öncesi, afet anı ve afet sonrası diye tanımlanan bölüm. Şimdi afet öncesi dediğimiz kısmı afete hazırlık, risk yönetimi ve tehlike kavramının tehlike kavramı üzerinden doğru risklerimizi belirleyerek zarar görme durumumuzu en aza indirme. Bu da afet öncesi yapılacak olan hazırlık çalışması ile ilgili kısmı. Anı da müdahale kısmı ve sonrası da iyileştirme kısmı. Bu bir döngü. Şimdi burada
daha çok toplumun afetlere hazırlanması ile ilgili kısmı. Biz acil müdahale ekibini, yani MAK sistemin içerisinde bunu iki bölüme ayırdık. Bu sistem içerisinde, kendi sistemimiz içerisinde. Bir arama kurtarma, bir de afet gönüllülüğü diye iki bölüme ayırdık. Birbirini besleyen iki unsur aslında. Ama temel yaklaşımımız burada afet gönüllülüğü. Yani mahallelerde, yerellerdeki mahalle afet gönüllülüğü. Acil müdahale ekibimiz de bu yereldeki afet gönüllülüğünü hem sürdürülebilir kılmak, hem de eğitim süreçlerini, saha çalışmalarını, gönüllülerin bulunması, onların eğitimlerinin verilmesi ve aynı zamanda hem afet ve hem acil durumlarda aktif olarak görev yaparken kamuyla olan diyaloglarının kurulması, ilişkilerinin kurulması gibi süreçleri hazırlayan bir sistem. Hani burada mahalle afet gönüllüler acil müdahale ekibini bir arama kurtarma ekibi olarak hazırlıyoruz. Çünkü afetin her alanını tam olarak uzmanlaşmış olarak süreçlerini çok iyi bilmeleri gerekiyor ki afet dediğimiz şey tamamıyla insan hayatıyla ilgili, insanların kurtarılmalarıyla ya da insanların afetlere hazırlıklarıyla ilgili. Burada bilginin doğru bir şekilde topluma aktarılması gerekiyor. Bu da tamamıyla afet konusuna hakimiyetle ilgili bir şey. Yani bilimin gerektirdiği afetin tanımı, yaklaşımı gibi bütün konuların hepsini, toplumun hazırlığı gibi bütün konuların hepsini topluma doğru bir şekilde ve bilimsel anlamda aktarılması gerekiyor. O yüzden de bu da bir eğitim süreci, anlama süreci ve özümleme süreci diye ifade edersek buna. Biz bunu toplumda belirli saatlerde, çok düşük saatlerde eğitim vererek insanları bu noktada hazırlayamayız. Ama acil müdahale ekibinde işte biz burada daha uzun süreli bir eğitim sürecinden geçiriyoruz gönüllerimizi. Ve aynı zamanda bu gönüllerimizde en az 5 yıl birlikte faaliyet yürütebilecek bir süreci de organize ediyoruz ki hem kendilerini en iyi şekilde geliştirebilsinler ve aynı zamanda topluma afeti ve hazırlık sürecini aktarırken en doğru şekilde onların hayatlarında daha başka kötü sonuçlara doğurabilecek yanlış hurafe bilgilerin onlara aktarılmasını engellemek amacıyla ve yine sistemin, yani gönüllülük sistemimizin doğru bir şekilde, hızlı bir şekilde çalışmasını yapabilmek için sürdürülebilir bir projenin örgütleyicisi diyebiliriz. O yüzden de biz hani mahalle afet gönüllüler acil müdahale ekibine tam bir arama kurtarma ekibi diyemiyoruz. Çünkü bizim esas projemiz mahalle afet gönüllüğüdür. O projenin ihtiyacına karşılık oluşturulmuş bir çalışmadır diyebilirim. Evet. Öncelikli çabanız o zaman, yani böyle dernekleri çoğaltmaktan daha önce afet gönüllülüğünü mahallelerde geliştirmeye çalışıyorsunuz, teşvik etmeye çalışıyorsunuz diyebilir miyiz? Anlattıklarınızdan bunu mu anlamalıyız? Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi her çalışmanın bir dikey, bir yatay çalışması var. Yani eğer biz buna bir sivil toplum örgütlenmesi diyorsak biz buna, o zaman bunun hem dikey hem yatay çalışması olması gerekiyor. Çünkü neticede bu bir sadece topluma bir eğitim projesi değil. Aynı zamanda afetlerle ilgili bir örgütlenme projesidir mahalle afet gönüllülüğü. Dolayısıyla bu projenin yönetilebilir ve sürdürülebilir olması gerekiyor. Yani projenin başarıya ulaşması için. Dolayısıyla biz burada mahalle afet gönüllüleri acil müdahale ekibini bu çalışmanın, MAK çalışmasının dikey örgütlenmesi diyebiliriz. Yani saha çalışmasını yapan, gönüllülere eğitim verme becerisine sahip olmuş, o bilgiyle donanmış bir dikey örgütlenme diyebiliriz. Mahalle afet gönüllüğü de bizim aslında en geniş yatay çalışmamız. Yani bütün mahallelerde, mahallede yaşayan insanların afetlere hazırlanması, kendi mahallelerinde, kendi ilçelerinde yerel kapasite olmalarını gerçekleştirecek olan bir yatay çalışma diyebiliriz. Ama tabi burada esas olan o yatay çalışmanın büyüklüğüyle ilgili, çok çoğalması ile ilgili. İşte biz mahalle afet gönüllüleri projesini gerçekleştirebilmek için en yaygın şekilde toplumun kendi afetlere karşı kendi örgütlenmesi olabilmesi için bu ihtiyacı mahalle afet gönüllüleri acil müdahale ekibi üzerinden doğru gerçekleştiriyoruz.
Evet, aslında sizin kuruluşunuzla çok paralel, hatta bir sene öncesinde Türkiye Afet Müdahale Planı hazırlandı 2009 yılında ve Evet. bu İçişleri Bakanlığı AFAD tarafından hazırlandı. Buna göre baktığımız zaman Türkiye Afet Müdahale Planı'nın hazırlanmasından ve yayınlanmasından bugüne 13 yıl geçmiş vaziyette. Evet. 99 depremlerinden bu yana da 22 yıl geçmiş vaziyette. Ve Türkiye Afet Müdahale Planı'nın en önemli başlıklarından biri de tabii ki hizmet grupları idi. Siz bu hizmet grupları içinde misiniz? Evet, şimdi başlangıçta buna hizmet grupları diye söylendi ama şu anda son 2 yıldır çalışma grupları olarak değiştirildi. Şu Evet. anda başlangıçta 28 çalışma grubu vardı. Şu anda ona iletişim çalışma grubu da eklendi ve 29 çalışma grubu olarak. Biz aşağı yukarı çalışma gruplarının neredeyse tamamına yakında gönüllüler olarak varız ve tam içerisinde de 2021 yılı 1 Mart itibariyle resmi anlamda AFAD'ın akredite derneğimizi, yani Mahalli Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği'ni akredite etmesiyle birlikte şu anda Türkiye afet müdahale planlamasının içerisinde çözüm ortağı olarak yerimizi aldık Hangi ve grubun içindesiniz? Hangi çalışma grubunun içindesiniz? aşağı Aramak mı? yukarı 13'e yakın çalışma grubunun içerisindeyiz. Yani Öyle mi? cümle değil. Çünkü Evet. o çalışma gruplarının bir kısmı tamamıyla kamuyu ilgilendiriyor. Doğru. Yani o kamuyu ilgilendiren kısımların dışında kalan, yani barınma hizmet grubu, beslenme hizmet grubu, arama kurtarma hizmet grubu, iletişim, haberleşme hizmet grubu gibi çalışma gruplarının içerisinde onların gönüllü altyapılarını oluşturuyoruz. Ve bu şekilde de mahalle afet gönüllülerinin tam içerisinde yerini almasını sağlamış olduk. Evet, bu sadece İstanbul çapında değil, Türkiye Türkiye, çapında, evet. değil mi? Evet. Evet, yani sadece Nisan İstanbul ayında örgütlenmesi içinde değilsiniz. Nisan ayında, yani 2021 yılı Nisan ayında İçişleri Bakanlığı bütün Türkiye'deki il valiliklerine mahalle afet gönüllülerinin acil müdahale derneği üzerinden doğru akredite edildiği ve tam çalışma gruplarında tam içerisinde çözüm ortağı olarak yer aldığını resmi olarak İçişleri Bakanlığı bu yazıyı tüm il valiliklerine ve ilçe kaymakamlıklarına gönderdi. Gönderdim. Evet. Evet. Zaten ona sonradan gelmek istiyorum. Türkiye'deki birçok afete de müdahalede bulunmak üzere harekete geçtiniz ve orada Evet. değerli çalışmalarınızın olduğunu biliyorum. Evet. Şimdi buradan hareketle biraz önce Beylikdüzü'nde bir eğitim merkezimiz olduğunu belirttin. Evet. Bu sürekliliği olan bir merkez midir? Bu konuda da biraz bilgi verir misin lütfen? Evet. Beylikdüzü Afet Eğitim Merkezi'ni 2013 yılında o dönem Mahalli Afet Gönüllüleri Vakfı ve Mahalli Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği, Beylikdüzü Kaymakamlığı, Beylikdüzü Belediyesi işbirliğiyle İstanbul Kalkınma Ajansı'nda bir proje yazıldı ve o proje üzerinden doğru 2014 yılında buranın inşası tamamlandı. Bununla birlikte Beylikdüzü'nün bütün mahallelerinde biz aynı zamanda mahalle afet gönüllüleri eğitimlerini gerçekleştirdik. O 2013-2014 yılı içerisinde yaklaşık 280 tane mahalle afet gönüllüsünün eğitimini gerçekleştirdik. Ve yapılan o protokol gereği Beylikdüzü Kaymakamlığı ve Beylikdüzü Belediyesi ile birlikte yapılan protokolle 2013-2014 yılından bu yana Beylikdüzü Afet Eğitim Merkezi yerleşkesini kullanma hakkına sahip olduk. O dönemden bu yana da Afet Eğitim Merkezi'ni geliştirerek, yani donanımlarını geliştirerek 5,5 dönümlük bir arazi üzerine kurulu 300 metrekare, ilk geldiğinde 200 metrekare bir eğitim tesisi ve eğitim tesisinin önündeki alanda enkazı, kulesi gibi afet eğitimlerinin gerçekleştirilebileceği bir eğitim yerleşkesi. Ve biz buna daha sonra 2016-2017 yılında Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti ile de bir protokol yaparak afet haberleşmesi telsiz altyapısını ilave ettik. Yaklaşık
bir 80 metrekarelik bir alanı ilave ettik kendi çabalarımızla. Telsiz altyapılarını oluşturduk ve şu anda İstanbul'un bütün ilçeleriyle, hatta Türkiye'nin bütün illeriyle telsiz haberleşmesini yapabilen bir istasyona sahip olduk. Yaklaşık bir 60-70 metrekarelikte bir depo alanı inşa ettik ve şu anda bu yerleşkede bütün ekipmanlarıyla birlikte telsiz haberleşmesi ve eğitim alanlarıyla birlikte iyi bir tesise mahalle afet gönüllü eğitimlerinin, hatta başka ekiplerin de gelip eğitim alabileceği bir eğitim tesisini afet alanına kazandırmış olduk. Ne eğitimleri veriyorsunuz Hüseyin? Ya öncelikle mahalle afet gönüllüleri eğitimlerini veriyoruz. Bu ara çok yaygın bir şekilde. Hatta biraz önce burada afet haberleşmesiyle ilgili bir eğitim vardı. O da yeni bitti. Mahalle afet gönüllüleri eğitimleri 36 saatlik mahallede veriyoruz büyük çoğunluğunu. Yani herkesin, her ekibin kurulduğu mahalle üzerinden doğru yürütüyoruz. Bunu ilçe kaymakamlığı, AFAD ve bulunduğu yerelin belediyesinin işbirliğiyle ve mahalle muhtarlarıyla birlikte yürüttüğümüz bir çalışma. 36 saatlik temel eğitimleri var. İçerisinde yangın, ilk yardım, afet psikolojisi, haberleşme ve hak arama kurtarma konularını içeren bir eğitim programını sunuyoruz onlara. Yani mahallesinde afete yaklaşımla ilgili, afetle ilgili mahallesini örgütleyebilecek, organize edebilecek bir organize yapı oluşturuyoruz aslında. Yani sadece bir eğitim projesi değil demiştim. Birincisi bu eğitimi veriyoruz. Şu anda İstanbul'da bu eğitim verdiğimiz mahalle sayısı 106, 25 ilçede İstanbul, sadece İstanbul için 106 mahalle, şu anda devam eden 4 mahallemiz daha var eğitimleri devam eden. Kadıköy, Eyüp Sultan gibi ilçelerde bu eğitimleri sürekli devam ediyoruz. Hedefimiz zaten İstanbul'un bütün ilçeleri, bütün mahallelerinde bu mahalle afet gönüllüleri yapısını oluşturmak. Diğer bir eğitimimiz Magame'nin kendi eğitimi var. Her dönem Eylül ayı ile Mayıs ayı arasında 10 aylık süreç içerisinde toplam 220 saatlik ileri düzey bir arama kurtarma eğitimi. İşte bu mahallelerde eğitim verebilecek olan bu sistemin kurulması ile ilgili. Buradaki amacımız AFAD akreditasyonunda İstanbul dışında, yani bölge ekiplerimizin bulunduğu illerin, kendi yaşadığı illerin dışında bir afet ya da acil durum gerçekleştiği zaman AFAD'ın çağrısına uyarak o bölgeye gidip AFAD'ın bir uzman destek gönüllüsü diye bahsettiği akreditasyon içerisinde uzman destek arama kurtarma gönüllüsü ekiplerinin oluşturulması ve aynı zamanda atıyorum Bakırköy'de bir eğitim yapılacaksa Bakırköy'deki bu 220 saatlik ileri düzey eğitim alan arkadaşlarımız buradaki saha çalışmalarını ve mahalle afet gönüllülerinin eğitimlerinin organizasyonu verilmesi gibi bütün çalışmaları üstlenen bölge ekiplerinin oluşturulması. Şu anda İstanbul'da 5 bölgede ekibimiz var bu şekilde. Ama kısa dönemdeki hedefimiz İstanbul'un her ilçesinde böyle bir bölge ekibi kurarak hem ilçedeki mahalle afet gönüllülüğün daha sürdürülebilir ve daha uzun vadede gönüllü sisteminin hayata geçmesini sağlamak, bölge ekiplerimizi oluşturarak bu eğitimler üzerinden doğru. Tabii diğer dost ekip arkadaşlarımıza ya da kamu kurumlarının ekiplerinin eğitimlerini burada yine onların ileri düzey eğitimlerini gerçekleştiriyoruz. Okullarda sivil savunma kulüplerinin öğrencileri buraya geliyorlar. Onlara eğitimler veriyoruz. İzci kulüpleri var çocuklarımız. Onlar buraya geliyor. Yine burada afetle ilgili olan eğitimlerini gerçekleştiriyorlar. Yine burası aynı zamanda Türkiye'deki diğer illerin eğitim planlamasını yapan bir yere dönüştü. Şu anda 12 tane ilde ve yeni hazırlanan, çalışmasına hazırlanan bir 6 ilimiz daha var. Onların işte planları yapılıyor. O bölgelerde de daha uç noktada ve afet riski olan yerlerde. Kastamonu sel çalışması bizi gerçekten önemli ölçüde etkiledi ve Karadeniz'deki örgütlenmemizin az olmasından dolayı da hem o bölgenin sel ve heyelanlarının çok sık olmasından dolayı o bölgede de şu anda sel ve heyelanlardaki arama kurtarma ve
bu olaylar gerçekleşmeden önce toplumun yine afetlerle ilgili genel bir kültüre sahip olması, yine mali afet günlüğünün Karadeniz illerinde de yaygınlaşması için ilk olarak Trabzon ve Artvin'den önümüzdeki iki ay içerisinde eğitimlerini gerçekleştireceğiz. Onlarla ilgili şu anda bunların planlamasını gerçekleştiriyoruz. Yerelde gerçekleştireceksiniz değil mi bu eğitimleri? Evet, evet. İstanbul'a yani getirmeyeceksiniz. Hayır, tabii ki. Bunun pilot uygulamasını zaten Muğla'da yapmıştık. Evet. Muğla yangınlarından çok önce. Hem kayıp olayları arazi, yani Muğla arazisi turizm bölgesi olduğu için ve dağlık bir bölge olduğu için kayıp olayların çok olduğu, aynı zamanda deprem hareketlerin de yoğun olduğu bir yer. Gökova Körfezi'nden, yani Bodrum'dan ta Fethiye, Antalya'ya kadar olan bölge. Mahalle afet gönlünün orada yaygınlaşması ile ilgili 5-6 yıldır bir çalışmamız zaten vardı. Bu orman yangınlarından sonra orada da mahalle afet gönlünün önemi çok öne çıktı. Çünkü hem Datça ekibimiz hem de Fethiye ekibimiz orman yangınları konusunda ilk anlardan itibaren gerçekten çok bir üstün özveriyle müdahalede bulunarak hem Fethiye hem Datça açısından kendi bölgelerinde orman yangınlarının gelişmesini ciddi anlamda engellediler. Yani oradaki belediyelerle, orman bölge şeflikleriyle, itfaiye ile birlikte işbirliği yaparak çok hızlı bir şekilde bu işbirliğin gerçekleşmesi bu iki ilçede orman yangının büyümesini önemli ölçüde engelledi. Ve aynı zamanda kendi bölgelerini engelledikten sonra işte Marmaris, Köyceğiz gibi yangınların olduğu yerlere de giderek oralarda görev yaptılar. Evet, şimdi bu tür gönüllü çalışmalarda en önemli sorunlardan birisi senelerden beri hep sürdürülebilirlik konusunda ortaya çıkıyor. Yani bir dönem eğitimler veriyorsunuz, gönüllüler son derece şevkle işlere sarılıyorlar. Fakat bir müddet sonra ilgiyi kaybediyorlar. Bu konuda bir durum değerlendirmesi yapsan, senin tecrübelerin neyi gösteriyor? Ya şimdi yine bu depremle ilgili bilim insanlardan bir tanesi bunun doğrudan ekonomiyle bağlantılı. Yani afette zarar görebilirliğin ekonomiyle, insanların geçim durumuyla bağlantılı olduğunu zaten söylemişti. Ben buna gerçekten çok katılıyorum. Yani birçok nedenden dolayı insanlar afetle hazırlığı hayatının çok daha gerisine, sıralamaya koyduğu zaman çok daha gerisine atıyor. Ne zaman bir deprem oluyor bir yerde, hemen ön sıralara geliyor ve bu eğitimi almak istiyor. Ve o zaman alıyor. Daha sonra da zaman geçtikçe uzaklaşıyor. Şimdi evet. Biz burada bunu aslında iki şekilde değerlendirebiliriz. Birincisi, öncelikle bu eğitimi alıyor olması bizim açımızdan önemli. Yani çünkü biz bu eğitimi aldıysa ve bu çalışmalardan uzaklaşmış olsa dahi bu eğitimin aldığı, öğrendiği her şeyi hayatında uygulayacak. Çevresine, ailesine. Bir gün zamanı geldiğinde bunu ele alacak herhalde. Mahalleliyle bir afetle ilgili bir afet yaşadığında organizasyon yaptığımız zaman bu organizasyona katılacaklar. Biz bunu biliyoruz. Bu ilişkiyi kurduğumuz sürece, bu eğitimi verdiğimiz sürece. Ama bunun sürdürülebilir olması lazım aynı zamanda. Yani orada bu çalışmanın sönümlenmemesi lazım. Çünkü bu bir eğitim planı değil, eğitim projesi değil bu. Bu aynı zamanda bir organizasyon planı. Yani yaşadığı yerin afet planlarının içerisinde yer alan ve ilk 72 saatte orada hemen kriz yönetimini başlatabilen ve kriz yönetimine doğru bilgi akışı, basit ilk müdahaleleri yapabilen ve hayat kurtarmayı en kısa sürede en fazla şekilde yapabilecek olan bir organizasyon yapısını kurulması. Hayatta kalma projesi bu aslında. Aynen, aynen. Evet. Şimdi o yüzden biz uzaklaşsa dahi bunu bir kazanç olarak görüyoruz. Çünkü neticede bu insanlara bu eğitimi vermiş oluyoruz. Ve bunlar da zamanı geldiğinden faydalanacağımızı biliyoruz. Ama bu afet gerçekleşmeden önce orada bu ekibin ayakta kalması gerekiyor. O yüzden işte buna sürdürülebilirlik dediğimiz kısmı, biz onu takip ediyoruz. Orada kurulan ekibi takip ediyoruz. Yani bunu da takibi de aylık toplantı yapmalarını istiyoruz. Ve aylık toplantıları yapıp yapmadığını, insanların gelip gelmediklerini, mahalleden taşınıp taşınmadıkları gibi, hatta muhtarların yeni dönemde yeniden muhtar seçilip seçilmedikleri gibi bütün bu çalışmayı, faaliyetlerini takip ediyoruz.
Amacımız o zaman ciddi bir izleme ciddi bir izleme faaliyeti de yürütüyorsunuz o zaman. Kesinlikle. Çünkü sürdürülebilir evet. kısmını çözecek olan bu izlenebilme faaliyeti. Biz burada baktık, toplantı yapanlar bir yıl takibin sonunda aylık toplantıya gelen sayısı 10-12'ye düşmüşse gelmeyen insanlara bir yıl boyunca toplantıya niye gelmediklerini soruyoruz. Onlar bakıyoruz taşınan oluyor ya da ilgisi kayboluyor ya artık ben gelmeyeceğim diyor. Kişisel insan ilişkilerindeki sürtüşme ya da tartışmalardan dolayı olabiliyor doğal olarak. Neticede biz o zaman bir dahaki yıl orada yeni bir eğitim açıyoruz. Yani var olan mahalleye yeni bir gönüllü kazandırmak üzere. Bu hem o ekibi hep ayakta tutuyor. Yani sayıyı belli bir sayının altına, ekip sayısını belli bir sayının altına düşmemesini sağlıyoruz. Ve aynı zamanda mahallede daha yaygın eğitim vermiş oluyoruz. Daha fazla sayıda insanı aktif olarak eğitim vererek bu sistem içerisinde kalmasını ya da afette görev almasını sağlıyoruz. Böylelikle şu anda İstanbul'da eğitim verdiğimiz insan sayısı 10 bini geçmiş durumda bu konuda. Yani ekibe katmak üzere. Ama ekipte olan insan sayısı yaklaşık 2-3 bin civarında. Ama evet. biz bunu bir kapasite olarak baktığımız zaman evet 10 bin olarak görmemiz mümkün. Hani ölenler ya da İstanbul'dan taşınanları düşünmezsek. Ama şu anda aktif olarak çalıştığımız insan sayısı 3 bin civarında. Aktif olarak sahada takip ettiğimiz, düdük çaldığımızda toplanabileceğimiz insan sayısı. Bu da önemli. Ama tabii ki hedef burada İstanbul açısından bütün bunu baktığımız zaman çok küçük rakamlar. Bunu çoğaltmanın peşinde. Ama tabii dediğiniz gibi en önemlisi bunu sürdürülebilir hale getirmek. Doğru. Şöyle düşünebiliriz Gülen Hocam. Diyelim ki 10 yıl önce bir mahalle yaptık. 10 yıl sonra o mahalledeki insanların aynı insanların kalması düşünülemez. Çünkü insan hareketi sürekli değişiyor. Algılar, ilgiler değişiyor. Dolayısıyla sürdürülebilir dediğimiz şey 10 yıl sonra orada o yapının ayakta kalması. Yani değişen insanlarla birlikte hala faaliyetine devam ediyor olabilmesi. Muhtar seçilemediyse yeni muhtarla bu çalışmayı onunla birlikte devam edebiliyor olmasıdır. Buna da biz sürdürülebilirlik diyoruz. Evet, mahallelerde toplanma alanı olarak, toplanma mekanları olarak nereleri seçiyorsunuz? Muhtarlıklardan yararlanabiliyor musunuz? Tabii ki zaten Mahalle Afet Gönüllü İçişleri Bakanlığı'nın oluruyla yapılmış bir çalışma. Evet. O yüzden biz muhtarlarla rahat çalışabiliyoruz. Ki zaten bu çalışmanın en olmazsa olmazlarından birisi muhtar. Çünkü afet dediğimiz zaman bu çalışmanın kamu ayağı olmak zorunda. Dolayısıyla kamu ayağını yerelde muhtar oluşturuyor. Biz kaymakamı tabii ki. Kaymakamı sürekli görmeyebiliriz. Afette ya da mahallede gördüğümüz kamunun temsilcisi muhtar. Dolayısıyla muhtar bu çalışmanın doğal başkanı. Yani hem muhtarı orada kapasite olarak güçlendiriyoruz ve aynı zamanda kamu ayağını yani afetteki muhtarın görevini orada aktif hale getirmiş oluyoruz. Hem muhtar bu konuda afetlerle ilgili bilgi ve beceriyle donanmış oluyor. Etrafında bir ekibi olmuş oluyor. Dolayısıyla mahalledeki hakimiyetini hem afetteki öncesi risk yönetimi kısmındaki yönetimi hem de afetin ilk 72 saatindeki müdahale kısmındaki yönetimini de başarılı bir şekilde gerçekleştirmeyi hedeflemiş oluyor. Yani önünü görmüş oluyor. Etrafında evet. çünkü bir ekip var. Bu konuda donanmış bir ekip var. Toplanma yeri şimdi bizim mahalle afet gönüllerinin bir MAK merkez dediğimiz her mahallede bir konteyner, afet konteyneri yerleştiriyoruz. Bu içerisinde ekibin sürekli eğitimini güncellediği, basit olaylarda müdahale edebileceği hem de psikolojik olarak bir aidiyetlik geliştiren bir merkez konumunda, mahallenin merkezi konumunda. Ama tabii bu bir konteynerin içerisindeki malzeme bir deprem, afet gerçekleştiği zaman oradaki atıyorum 30, 40, 50, 100 bin nüfuslu bir mahalleye ihtiyaç olarak cevap vermesi söz konusu bile değil. Ama burada mahalle afet gönüllerinin önüne başka bir görev daha veriyoruz. Yani muhtarla birlikte mahallenin diğer kapasitelerini ortaya çıkartıyoruz. Yani MAG'ın görevlerinden bir tanesi bu. Mahallede sağlıkçı oturan var mı? Mahallede inşaat mühendisi oturan var mı? Mahalledeki manavlar, mahalledeki bakkallar, marketler. Bunlarla daha önceden diyaloglar kurarak
afette bir olabilecek bir afette bir kapasite olmalarını sağlıyoruz. Yine Türkiye Afet Müdahale Planlaması'nın İstanbul'a uyarladığı afet planları, afet müdahale planları, ilçe afet müdahale planları, bunların aynı zamanda biz mahalleden doğru mahalle afet planlarına doğru en aşağıya doğru indirmiş oluyoruz. Her mahallemiz kendi afet planını hazırlayarak bu afet planlarını, mahalle afet planını, kendi kapasitelerini, risk alanlarını, mahallesindeki hem insan hem teknik malzeme kapasitesini, TAMP'taki ilçe afet yönetim merkezlerine, afet acil durum yönetim merkezlerine bildirerek onların kapasitelerini de yerel anlamda daha gerçekçi hale getirmiş oluyorlar. Bu da en önemli parçalardan bir tanesi. Evet. Hüseyin, bildiğim kadarıyla siz Kastamonu'da sel felaketinde sorumluluk üstlendiniz, çalışmalar yürüttünüz. Evet. Muğla yangınları konusunda biraz önce de belirttiğin gibi çalışmalar yürüttünüz. İstanbul ve civarındaki depremlerde birçok olayda aslında kendinizi de aynı zamanda bu Türkiye Afet Müdahale Planı'nın nasıl yerine getirildiğini de, bu planın nasıl uygulandığını da hem gözlemlediniz hem de yaşadınız, içinde bulundunuz. Buradan hareketle özellikle hem sivil toplum, hem kamu yönetimi, hem de yerel yönetimlerin ortaklaşması, koordinasyonu konusunda neler söyleyebilirsin? Bu konuda olumlu ve olumsuz olarak neleri vurgulamak istersin? Evet. Şimdi Türkiye Afet Müdahale Planı Türkiye'de aslında çok çok öncesinde olması gereken bir çalışmaydı. Ve bütünleşik afet yönetimi dediğimiz zaman hepsini kapsayan, yani bütün aktörleri kapsayan bir yanın olması, Türkiye Afet Müdahale Planlaması da aslında bunu sağlıyor. Yani burada kamu kurumlarından STK'larına kadar bütün hepsini o çalışma grupları içerisinde hangi görevleri yapacakları ve öncesinde kendi kapasitelerini geliştirmeleri ile ilgili önemli bir sistem bu. Bu sistemin olması zaten önemli bir avantaj. Ama evet, bunun uygulanabilir olmasıdır asıl olan. Uygulanabilir olması. Bu da hani kağıt üzerinden aslında yapılan bütün çalışmalar kağıt üzerinde kalmasın değil, faal olarak uygulanabilir olması. İşte bu mesela Muğla yangını bize önemli ölçüde bir şey verdi, deneyim verdi. Ve biz aslında 2010 yılların başında bu adalardaki orman yangınları ile ilgili MAG'ın orman kenarında olan mahalle afet gönüllerinin orman yangınları ile ilgili de bir kapasite olmaları ile ilgili bir çalışma yapmıştık o dönemlerde. Ama bunda başarılı olamamıştık. Yani İstanbul'daki adalardan bahsediyoruz değil mi? Evet, evet. Adalardaki Heybeliada ve Büyükada'daki yangınlardan. Ama sadece orada bir şey oldu. Adalar ve Büyükada'daki MAG'larla ilgili kısmında bir gözlem elde edebilmiştik. Ama orman, tabii Türkiye geçen yaz yaşanan orman yangınlarında aslında bunun ne kadar önemli bir konu olduğunu ve dışarıdan tecrübeli, bu konuda donanımlı kamu kurumlarıyla, yani hem ormanla hem de itfaiye ile birlikte çalışabilecek gönüllerin olmasının ne kadar önemli olduğunu biz orada yaşayarak tecrübe edindik. Ve gelir gelmez hemen o tecrübeyle birlikte orman, İstanbul Orman İşletme Bölge Müdürlüğü ile temasa geçerek onlarla ortak bir çalışmaya doğru girdik ve ekiplerimizi perderpeyi her ay belli bir sayıda orman bölge şefliğine, yangın eğitmen, orman yangınları eğitimleriyle ilgili bölgeye göndererek, onları eğittirerek aynı zamanda mahalle afet gönüllüleri orman gönüllüsü, orman yangın gönüllüsü haline de doğru dönüştürüyoruz. Yani bu bir tecrübeyle edinilmiş bir çalışma. Yine Kastamonu'daki sel çalışmaları, İzmir'deki deprem gerçekten hani bir müsibet bin nasihattan iyidir evliyadır diye bir, evliyadır diye bir şey var. Biz hani bunların hepsini, evet, orada bir kapasite olarak gidiyoruz, çalışıyoruz. Ama geri döndüğümüzde hemen eksik yanlarımızı, bu sistemin nasıl çalışması ile ilgili önerilerimizi hemen iletiyoruz. Burada yine söyleyeceğim şeylerden, en önemli şeylerden bir tanesi de şu olabilir. Savunuculuk dediğimiz şey, bir, eğer gerçekten doğru bir proje ise bunun doğru bir anlamda savunulması gerekir.
Bir diğeri de bu sistemin içerisinde, yani var olan afet sisteminin içerisinde ki yerini daha sağlam bir noktaya doğru aktarması ve afet müdahale planlamalısının içerisindeki çalışma gruplarının kağıt üzerinde değil aktif olarak çalışmalarını sağlamak konusunda da ısrarcı olmak gerekiyor. Dolayısıyla aslında biz mahalli afet konuları olarak bu anlamda da bu görevimizi gerçekleştirdiğimizi de söyleyebilirim. Akreditasyon gerçekten çok önemli. AFAD, yani Türkiye Afet Sistemi'nin sürekli geliştiğini söyleyebilirim. Olumlu anlamda sürekli geliştiğini söyleyebilirim. Hani sürekli birlikte çalıştığımız için. Mesela dünyada farklı ülkelerde afete müdahale ile ilgili kısımda kimlerin nerede görev alacağı ile ilgili ayrıştırmalar var. Yani kim yemek dağıtımında çalışacak, kim çadır kurumunda çalışacak, evet, kim arama kurtarmada çalışacak, kim haberleşmede bulunacak diye. Bu ayrıştırmalarla ilgili de her ülkenin kimlerle çalışacağı konusunda hem standartizasyon, yani yapılacak olan çalışmaların, ekiplerin kapasiteleri, sınırları ile ilgili bir standartın geliştirilmesi ve bu standartların sistem içerisinde uygulanması ile ilgili. Akreditasyon bu anlamda da Türkiye'ye aslında şu anda önemli bir standartizasyon getiriyor. Arama, kurtarma ve afet alanında. Bunun daha başlangıç aşamasında daha da gelişeceğini ve daha iyi bir noktaya düşeceğini söyleyebilirim. İzmir depreminde yaşadığımız bütün olumsuzlukları Kastamonu'da daha aza indirdiğimizi söyleyebilirim. Orman yangınları bize daha yabancıydı. O konuda da mesela daha acemice davranışlar gösterdik. Yani sistem olarak. Ama bir daha aynı şekilde orman yangını olduğunda ben şuna eminim. O acemiliklerin, yanlışların bir daha tekrarlanmayacağı konusunda bunu görebilirim. Ama tabii ki burada mahalli afet gönüllüğü gibi ekiplerin bu sistemin içerisinde olmaları ve bu standartlarla ilgili hem kendilerini geliştirmeleri ve bu sistemin içerisinde yaygın bir şekilde yaygınlaştırarak özellikle sivil toplumculuğu, yani toplumun bu alanlarda görev alması, içine girmesi sağlaması bu standartlarla ilgili ve afet sistemini daha güçlü hale getirecektir diye düşünüyorum. Bizde genel olarak şöyle bir şey var Güran Hocam. Hani toplum her şeyi devletten bekleyen bir anlayış var. Aslında bir nebze bunu kırıyoruz biz. Yani çünkü biz eğer afet sisteminin içerisinde olursak biz oralarda söz söyleyebiliriz. Kendi durumumuzu ifade edebiliriz. Onlar da, yani kamu da biz kendi yanlarına gördükleri zaman topluma olan güvenlerini görebilirler. Ya da bu işin, bu çalışmanın bu şekilde olabileceğini görürler. 2000'li yılların başında sivil insanların afette ne işi var dedikleri yerden biz bugün artık AFAD gönüllülüğü çerçevesine doğru geldik. Yani bu önemli bir başarıdır. Evet, benim aslında son olarak da sormak istediğim soru buna ilişkin. Şimdi tabii ki 99 depreminde çok yakından biliyoruz. Sen de içindeydin çalışmaların. Birçok evet, gönüllü insan, birçok sivil, genç, orta yaşlı, hatta yaşlı insan koşturarak afete müdahale etmeye ve afet sedelere de destek olmaya çalıştılar. Ama tabii ki bugün bir başka noktaya geldik, senin de bahsettiğin gibi. Ancak bu tür ferdi davranışların hala çok önemli yerine getirildiğini görüyoruz. Çeşitli afetlerde, işte en son orman yangınlarında da olduğu gibi, evet, bireyler kendi başlarına koşturarak bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Fakat bunun alanda da bir karışıklığa yol açtığı da çok net görünüyor. Bir anda sosyal medya harekete geçiyor. İşte Twitter'dan çeşitli mesajlar gidip gelmeye başlıyor. Sormak istediğim bu konudaki sizin değerlendirmeniz nedir? Ve buna karşı mesajlarınız sivillere, bu tür gönüllü olarak hareket etmek isteyenlere mesajlarınız ne olabilir? Bir de size ulaşılması nasıl mümkün olacak?
O konuda da adresleri verirseniz, bilgileri verirseniz programımızı tamamlamış olacağız. Evet, teşekkür ediyorum. Bu gerçekten çok önemli. Şimdi insan hayatıyla ilgili olan kısmında bunu ferdi olarak insanların bireysel davranışlarına terk edilecek bir alan değil bu alan. Çünkü eğitim, beceri ve donanım gerekli bunun için. Eğer eğitimsizseniz bir yangın bölgesine gittiğiniz zaman orada oradaki insanlara ya da kendinize yardım etmekten daha ziyade çalışan insanların çalışmalarını zorlaştırmaktan öteye gitmez. Yani o yüzden hani bu bir iyi niyetle yapılacak bir iş değil. İyi niyet şuradan olmalı. Ben bu çalışmanın içerisinde olmalıyım. Bir iyi niyettir. Ama bu iyi niyeti bilgi ve beceriye dönüştürmek gerekiyor. Yani bunu bilgi ve beceriye dönüştürmediğiniz sürece ve bu çalışma yapanlarla bir koordinasyon içerisine girebilecek bir organizasyon yapısı kurmadığınız sürece yaptığınız çalışmanın hiçbir iyi niyetle bağdaşır bir yanı yoktur. Biz bunu orman yangınlarında da gördük, sel bölgelerinde de gördük, İzmir depreminde de gördük. Yani hayati yine, tehlikeliğe de neden oluyor. Bunların örneklerini de yaşadık. Kesinlikle. Şimdi İzmir'de Rıza Bey Apartmanı'nın üzerinde toplamda 150 kişi çalışması gerekirken enkazın üzerinde 300-400 kişi var. Ve sadece basit bir örnek bu. Ağırlıktan dolayı hemen bizim bulunduğumuz yerin karşı tarafında, yani aynı enkazın üzerinde ki beton bloklar orada kırılıyor, kesiliyor, kaldırılıyor falan. Ama üzerine insanlar geziyor çok fazla sayıda. Şimdi orada ne yaptı? Üstünde çalışan o kesimleri yapan arkadaşlar ağırlığa dayanamayan blok çöktü ve iki tane arkadaşımızın yaralanmasına neden oldu. Bu yaralanma da olmayabilirdi. Bir ölümle de sonuçlanabilirdi. Kesinlikle. Yani dolayısıyla şimdi orada o enkazın üzerinde dolaşan birçok arkadaşımız olmaması gereken birçok arkadaşımız kendilerini şöyle hissedebilir. Ya biz İzmir depremine gittik, çok çalıştık. Ama yaptığı işin farkına varması lazım. Bu bir eğitim ve bilinç işi, beceri işi. Herkes bu bilinci, bilgiyi, beceriyi alabilir. Ama bu aynı zamanda bir organizasyon işidir. Bu organizasyon işine dahil olmaları lazım. O yüzden evet, biz Mahalle Afet Gönüllüğü o yüzden söylüyoruz. Bir organizasyon yapısıdır diye. Yine Muğla yangınlarında itfaiyenin ve orman yangın müdahale ekiplerinin müdahale ettiği bölgenin içerisinde yüzlerce insan dolaşıyor yangını söndürüyoruz diye. İşte orman yangının yapısını bilmezse orada orman yangını söndürdüğünü zannediyor arkadaşlar. Yani evet, eline bir damacana su alıp o bir damacana suyla oradaki yangını bastırabileceğini düşünüyor. Bu da işte bunu iyi niyetle yapıyor ama bu bir iyi niyet meselesi değil. Bu bir bilgi meselesi, kavrama meselesi. Evet, buradan hareketle ne mesaj evet, verirsin? Bitirmek zorundayız artık programımızı. Evet, kesinlikle hem kendimiz için söylüyorum, mahalle afet gönüllü ekiplerini kurabilirler bulunduğu mahallede. İlla bizim onlara temas etmemiz gerekmiyor. Evet. Bizimle onlar biz mahalle afet gönüllüsü olmak istiyoruz dedi deyip bizimle temas ettiklerinde hiçbir ücret talep etmeden tamamıyla gönüllük temelinde biz o ekibi orada eğitimlerini ve organizasyon yapılarını kurar, onlara teslim ederiz mahalle evet, yapısını. Burada Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale evet, Derneği'nin evet, hem bir evet, internet sitesi var, magame.org.tr, evet, tekrarlıyorum magame.org.tr, aynı zamanda Facebook sayfanız var. Buradan size ulaşmaları kesinlikle mümkün değil mi? istanbulmakder@gmail.com üzerinden doğru bize ulaşabilirler. Ulaşabilirler. Evet. Bize ulaştıkları zaman biz hızlı bir şekilde onlarla bu organizasyonu gerçekleştirir ve eğitimlerin verilmesini sağlarız. Tamam. Ekip arkadaşlarımız hemen hızlı bir şekilde hareket eder. Bunu sağlarız. Bunu biz gerçekten istiyoruz. Başka yerlerle de yapabilirler. Bu çalışmayı yapan başka STK'larla da yapabilirler. Tabii. Çünkü biz hepimiz aynı gemideyiz. Ve neticede birlikte çalışıyoruz. Yani mutlaka AFAD'ın evet, organize ettiği afet gönüllüleri var. AFAD'ın sayfasından doğru AFAD gönüllüsü olmak istiyorum dediğim katılabilirler zaman oraya katılabilirler. Yani aşama aşama destek AFAD gönüllüsü olabilirler, uzman AFAD gönüllüsü olabilirler, mahalle AFAD gönüllüsü olabilirler, başka ekiplerin
gönüllüsü olabilirler. Evet, ben Yeter ki tekrarlamak afet istiyorum alanında. Hüseyin, tekrarlamak istiyorum. magame.org.tr adresinden internet sitenize ulaşabilirler ilgilenenler ve daha detaylı bilgi almak isteyenler. Aynı zamanda Facebook sayfanızı da kontrol edebilirler, izleyebilirler. Evet. Hüseyin Karadayı, sana çok çok teşekkür ederiz. Sağ olasın verdiğim bilgiler için. Ve hepinize, bütün arkadaşlara kolaylıklar diliyoruz, iyi çalışmalar diliyoruz. Çok teşekkürler. Evet, biz de teşekkür ediyoruz. Herkese afetsiz günler ama afetlere karşı dirençli hale geleceğimiz günler diliyorum. Evet, çok teşekkürler. Evet efendim, İstanbul Hepimizin Girişimi tarafından hazırlanan Şehir Hepimizin programını izlediniz. Konuğumuz Mahalle Afet Gönülleri Acil Müdahale Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı arkadaşımız idi. Gelecek hafta pazartesi günü saat 16'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyascope 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun. Bu yolculukta bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Destek verin, sizinle güçlenelim.